İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, yıldız, tarih, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Evet, değerli izleyenlerimiz, yollardayız ama önemli yollardayız. Türkiye'nin üçüncü önemli nehri, Sakarya Meydan Muharebesi'ne adını veren nehrin denizle buluştuğu Sakarya'nın Karasu ilçesindeyiz. Ama biz yola Porsu Gırmağı'nın doğduğu Afyon Bayat yaylalarından çıktık. Daha sonra Sakarya Nehri'nin kaynağı Eskişehir Çifteler'den çıktık ve dolaştık. Şu anda önemli bir dost rehberliğinde geziyoruz Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküleceği yere. Karasu'nun en önemli turistik ve doğa harikası yeri Sakarya Nehri'ndeyiz. Burada denize dökülen noktada denize açılacağız birazcık. Denizi göreceğiz. Daha sonra nehir boylarında yapılan restoranlar, balık kulübe, balıkçı kulübeleri ve yukarıda nehre akan kanalizasyonları size izleteceğiz. Burada bizim bu çekimimiz Sakarya Nehri'nin güzelliklerini halka sunmak değil, Sakarya Nehri'nin mahvoluşunu izleyicilere göstermek. Şu anda bu nehirden inekler bile su içmiyor. Biz çocukluğumuzda dereden su içerdik. Buralar kumsal, plaj gibi yerlerdi. Karşıya nehre bütün mahalleli yüzüp karşı sahile gidip gelirdik. Şimdi bu nehre kimse elini parmağını sokamıyor. Zehir akıyor Sakarya Nehri. Zehir, kimyasal, kanalizasyon, her türlü ağır metal, her şey var bu suda. Balıklara acıyorum. Yani bunun içinde yaşam çok zor. Zaten büyük çapta yayın balıkları falan yok oldu. Şimdi şurada istilacı sazanlar var ve bunun dışında birkaç küçük çeşit balık kaldı. Daha evvel burada suda kerevitler vardı. Tatlı su istakozu dediğimiz. Onlardan hiç eser yok. Türler hızla azalıyor. Düşünün, evinizde oturuyorsunuz. Tavandan aşağı her gün size pislik atsa üst kattaki insan tavanı delip siz orada yaşayabilir misiniz evin içinde? Biz bu nehrin içine, o canlıların içine her şeyi atıyoruz. İşte görüyorsunuz balıkçı restoranları, bunlar da nehrin kirliliğine neden oluyorlar. Hepsi, kahveler, hepsi sigara içen sigarasını kül tabağına atmıyor burada Türk insanı. Hemen dereye. Bakın görüyorsunuz Çin Seddi gibi binalarla dolmuş. Dereyi görmek için balık yemeniz lazım. Bakın burası Mersin balığının Türkiye'de yaşadığı en önemli havza, Sakarya Nehri Havzası. Burada çocukluğumuzda tonlarca Mersin balığı yakalanır. Bundan elde edilen yumurtalar uluslararası pazarlarda ve Türkiye'nin büyük otellerinin restoranlarında pazarlanırdı. Siyah havyar dediğimiz havyar. Bu balıklar nehirden içeri akın eder, nehirden yukarıya 200 kilometre yukarılara yumurtalarını bırakır. Yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönerler. Nehirler vardır tarihimizi anlatır. Nehirler vardır kilometre çizgimizdir. Nehirler vardır üzerinde destanlar yazılmış. Ama öyle nehirler var ki Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine, onlarca uygarlığına ev sahipliği yapmış, canlı şahitlik yapmış. Sakarya Nehri gibi, Porsuk Çayı gibi. Evet, Porsuk Çayı'nın, Sakarya Nehri'nin denizle buluştuğu noktadayız. Ve Bayat Dağları'ndan, Afyon Kütahya Dağları'ndan doğan, Kurtuluş Savaşı'nın destansı mücadele verildiği bu bölgelerden doğan Porsuk Irmağı, Sakarya Irmağı ile Gordion Antik Kenti Polatlı yakınlarında Doğa Tepesi eteğinde birleşir. Ve Türkiye'nin önemli üçüncü nehridir. Ve şu an tam Karadeniz'e döküldüğü noktadayız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız diyen Necip Fazıl'ın Sakarya şiirindeki gibi,
Köpükten gövdesine kurşundan bir yük binmiş olan Sakarya Havzası'nda yaşanan şiddetli çarpışmalarda toprağa düşen şehitlerin kanı, cephe gerisinde sancağı için didinen milletin teriyle karışmıştı. Mustafa Kemal'in gazi ve mareşal unvanını alacağı bu savaş, Anadolu'daki direniş ve diriliş düşüncesini yeniden alevlendirmiş, imparatorluğu köşeye sıkıştırmanın sarhoşluğunu yaşayan İtilaf devletleri ve özellikle İngiltere, Yunan ordusuna verdiği desteği geri çekmişti. Şu görmüş olduğunuz Karasu Limanı, evet. 64. sınır kapımız, buradan her gün Odessa, Ukrayna'ya Roro seferleri, tırlar buradan şeye gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor. Daha evvel buradan Haydarpaşa Limanı kapanınca buradan Köstence, Romanya'ya da tırlar gidiyordu. Köstence'ye giden tırları Romanya hükümeti ağır vergilerle ve uzun bekleyişlerle bıktırdığı için seferler kaldırıldı. Şu anda sadece Odessa seferleri devam ediyor, Ukrayna seferleri devam ediyor. Fakat Romenlerle diplomatik çalışmalar var. O sorun çözülürse buradan değişik ülkelere, Rusya'ya, Romanya'ya Roro seferleri devam edecek. Hemen şuradan 2 kilometre, 1 kilometre yan taraflar plaj olarak kullanılıyor. Ve buradaki pis suda yüzüyor bu halk. Eskiden bu Sakarya Nehri'nde biz yüzerdik. Daha çocukluğumuzda su içerdik. Ama maalesef görüyorsunuz halini. Kanalizasyonlar, kimyasal fabrika atıkları, her türlü atık olunca bu kirlilik oluyor işte. Bakın İsmail Bey. Evet. Burası Okça Deresi dediğimiz deredir. Efendim söyleyin efendim ama. Bu dere ileride Longos'a açılır. Türkiye'nin iki tane büyük longosu vardır. Birisi Kırklareli. Kırklareli, evet. Kırklareli, İğneada yakınlarındaki longos. İkincisi Karasu Acarlar longosu. Longosun anlamı denizle göl arasında alttan bir akıntı vardır. Longosun içi tamamen ormanlıktır. Ağaçlardan gölü göremezsiniz. Bu bağlantıyla da nehre bağlanır. Tamamen kültür parkı ilan edilmiştir. Kültür parkı ilan edildi fakat etrafına yapılan kötü yapılaşmayla bir gün orayı da çekimine yardımcı oluruz. Longoz etrafında da kirlilik, Longoz da kirletiyor şimdi. Buradan başlıyor. Kaynarca, ileride Kaynarca sınırına kadar gidiyor. Geniş bir alan, ormanlık alan tamamen çevrilmiş vaziyette. Biz bunu çocukluğumuzdan beri biliyorduk fakat 7-8 sene evvel Karasu'ya gelen bir kaymakamımız burayı keşfetmiş gibi üzerine yaptırdığı kötü yapılaşmalarla, çevre kirliliği yaratan tesislerle, işte esnafımızın yaptığı baraka gibi dükkanlar, kanalizasyonlar, tuvaletlerle şimdi Longoz sayesinde nehir de kirleniyor. Longoz mahvolmak üzere, nehir de mahvolmak üzere. Bu köprüyü yaparken buradan ben tekneyle Longoz'a kadar zaman zaman gittiğim oluyor. Benim teknem 8 metre boyunda. Bu dayımın oğludur Feridun Bey. Şimdi bu yaparken bakın boruları geçirmeleri. Şeyleri biz bunun içinde hani kürekli kayıkla bile dolaşacak pozisyon bırakmıyorlar. Yani bir şeyi planlarken bir başka şeyi bozuyorlar. Hani köprü yapacağız, insanlar geçecek diyor ama su yolunu kapatıyorlar. Su yolunu. Ve şu yüzün, bu yüzden gidilemiyor. Gidilemiyor. Yoksa biz seni daha derinlere kadar getirebilirdik. Evet. Bir de ben şey diyebilirim, sel felaketinde köprülerin alçak olduğundan ne kadar büyük zarar gördüğünü gördük, bakın ne kadar alçak. Şimdi yaklaşık 60 seneden beri Karasu'nun kanalizasyonunun, pisliğinin, deterjanının akıtıldığı kanalın başına getireceğim sizi. Karasu'da bir arıtma yapıldı fakat bu arıtma gerçek bir arıtma değil. Sadece ev atıkları, kanalizasyon atıklarının kabasının biriktirildiği bir atık, bir arıtma tesisi. Ama tüm pislik, tüm mikrop, zehir Karasu'nun. Şu anda nüfusu 1 milyon kişi, Karasu'da 1 milyon kişi yaşıyor. 1 milyon kişinin ve bu arada ufak tefek sanayi kuruluşları, iş yerlerinin tüm atıkları bu kanalizasyonla Sakarya Nehri'ne, Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e, Karadeniz'in sahilinde de insanlar denize giriyor. Hem turizm hem de biz burada yaşayan balıkları yemek zorunda kalıyoruz. Hiç bu balıklar üzerinde yapılan araştırma yok. Hangi tür maddeler taşıyorlar? İnsan sağlığına zararlı mı, faydalı mı? İşte sulardan şey de almıyorlar hiç. Daha yani 25-30 sene evvelinde kolibasili değişik sahilimizden testler yapılıyordu. Günlük su raporları alınıyordu. Şimdi artık o su raporlarından vazgeçildi. Çünkü artık yapılacak bir tetkik kalmadı.
Şu görmüş olduğunuz kanalizasyon Karasu'nun tüm pisliğinin geldiği, Sakarya boşaltıldığı, hiçbir kokuyu alıyorsunuz değil mi? Burada çeşit çeşit kefallar, turna balıkları, sazan, kızılkanat, aklınıza gelebilecek her balık yaşıyordu bu kanalda. Bu kanalın görevi Karasu bölgesinde dağdan inen suların toplandığı havzadaki suyu Karasu'nun sel basmasın diye boşaltmasıydı. Fakat bu deren kanalın etrafı şimdi ağaçlarla dolduruldu. Kanalizasyon bu kanala verildi ve Karasu'da artık sel olayları başladı. Sel yaşıyoruz. Biz Karasu'da sel görmedik hiç. Çocukluğumuzda Karasu tepelere kurulmuştu. Şimdi ovaya, beslendiğimiz gıdalarla beslendiğimiz ovaya, ektiğimiz, biçtiğimiz ovalar, evler ekmeye başladık. Evler dikiyoruz. Kabarcıkları görüyorsunuz değil mi? Burada Vay. Oksijen yok. Biz buradan çok su örneği aldık. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırma Vakfı ile beraber, Profesör Bayram Öztürk ile falan. Burada çok araştırmalar yaptık ve buraların balık ve canlı yaşamına tamamen aykırı yerler olduğunu, bunların kapatılması gerektiğini, bunların arıtmaya bağlanmasını, gerçek arıtmaların maliyetli olduğu için belediyelerin ve hükümetimizin bundan kaçındığını söylendi. Yani raporlarında. Bunları bir an evvel düzeltmeleri gerekiyor. Yoksa yaşanacak Türkiye kalmayacak. Görüyorsunuz, evet. Bakın çöpleri görüyorsunuz, plastik atıkları görüyorsunuz, insanlar elinde. Yerin üzerine bilinçsiz, kontrolsüz kulübeler, evler dolduruluyor. Bakın bu böyle Adapazarı'na kadar herhalde bu kulübeler doldurulacak, böyle gidecek. Her yer ev, her yer bina. Bunların hepsinde tuvalet var İsmail. Arıtılmadan buraya gidiyor. Tabii. Kimse, bu kanalizasyon yok ki, şebeke yok ki burada. Hepsi nehre pisliyor. Herkes biliyor bunu. Sakın kimse yani bilmiyorum falan demesin. Herkes gözlerini kapamış. Sakarya Nehri can çekişiyor. Millet bunu bildiği halde sessiz kalıyor. En ucuz şey kirletmek. Ama ne olacak? Sonuçta ne olacak? Hiçbir şey kalmayacak. Güneyde de aynı sorun var bakın. Yatlar var. Benim ortağımın yatı var. Denize açılıyoruz. Kos, Rodos, adalar dolaşıyoruz. Ama kanalizasyon şey sistemleri, tuvalet sistemlerini herkes açığa çıkınca bütün yatlar o güzel pırıl pırıl lacivert sulara boşaltıyor. Ördek ve kastürileri geliyor buraya. Nereden efendim? Avrupa üzerinden, İsveç, Finlandiya, o taraflardan, Rusya üzerinden geliyorlar. Buraya gelince zannediyorlar ki biz işte medeni o ülkelere geldik, şuraya buraya konalım. Yani insanlar bize iyi davranacak sanıyorlar. Bizimkiler tüfekle kaç kere şahit oldum. O gelen yani yaban hayatı ama insana alışık hayvanlar burada öldürülüyor, katlediliyor. Bu nehirlere, bu göllere çocukluğumuzda milyonlarca ördek, kaz gelir konardı. Herkes burada işte sonraları bir ördeğe 15 avcı düşmeye başladı. Herkes tüfeğini alan avcı oldu. Şu anda burada yaban hayatı diye bir şey kalmadı artık. Tavşanlar yok oldu, tilkiler yok oldu, yılanlarımız vardı burada, sayısız yılan vardı. Ama herkes yok etti. Yani hiçbir şey bırakmadı. Orada nehirler vardı. O nehirler sırtlarına iklimleri yükler, çağların geçişine tanıklık eden hafızalarıyla orta dünyanın yüksek yaylalarından coşkuyla inerlerdi. O nehirler orta dünyanın geniş düzlüklerini bazen öfkeyle sular altında bırakırken, bazen merhametle kucaklardı. Küçük Asya'da denilen orta dünya, omuzlarından aşağıya bir damar gibi uzayan nehirlerin taşıdığı sularla hayat bulur, üzerinde mevsimler önce yeşeren hayatlar bazen aynı sularla son bulurdu. O nehirler tarih boyunca yol kesip yol vermiş, hak almış hak dağıtmış, kolları üzerinde kurulan medeniyetleri emzirmiş ya da yok etmişlerdi. O nehirlerin öfkelendiği mevsimlerde orta dünyada ağıtlar yankılanır, ağrılı gün batımları yaşanırdı. O nehirlerin gülümseyerek geçtiği mevsimlerde orta dünya huzurlu hayatların kaynağı, bereketli toprakların menbaasıydı. O nehirler orta dünyadan geçerek denizlere doğru akarken heybetli orduları, kadim imparatorlukları, derme çatma beylikler ve onların hikayelerini geleceğe taşıyan zamanı selamlardı.
Su medeniyettir, su hayattır, su kültürdür. Dünya coğrafyasında suyun hikayesini araştırıyoruz. Orhon kitabelerinin bulunduğu Orhon Irmağı'na yukarı çıkmıştık. Amu Derya, Sili Derya kenarlarında tarihe yolculuğa çıkmış. Altay dağlarından doğan Kadu ve Bi nehirlerinin kaynaklarına doğru yolculuğa çıkmıştık. Tuna'nın kaynağından su içmiştik. Nil nehri üzerinden geçmiştik. Fırat'ın doğduğu Erzurum, Dumlubaba dağlarından kana kana su içmiştik. Ama bulunduğumuz bu nehrin önemi farklı. Bu nehir başka bir nehir. Bu nehir Sakarya Nehri. Bu nehir 100 yıl önce tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'ne adını vermiş. Sakarya Destanı yazılan bölgelerdi. Eskişehir Çifteler ve Afyon dağlarından doğan o muhteşem nehir. Yani bu boru Melen İstanbul İsale su hattı. Melen su. Melen suyu buradan, Melen'den çok yakın Melen buraya. Melen nehrin üzerinden geçen borular bu tesislerde Sakarya nehrinden ilave su basılıyor. Çünkü Melen'de su yok şu anda. Yani buradan şu anda İstanbul. Şu anda İstanbul'a bir çağrı mı? Siz de İstanbul'da oturuyorsunuz. İstanbul'da oturuyorum. Ben dişimi bile bu suyla fırçalamam. Yıkanmaya korkuyorum. Adabazan'a geliyorum. Ormanda evim var. Oradaki suyla yıkanmaya gayret ediyorum. Yani şu an buradan su alıp İstanbul'a su mu basıyorlar? Buraya su basıyorlar. Bu pis suyu İstanbul'a basıyorlar. Ama çaresi yok. İstanbul neyle su, o kadar yapılaşma, ve o kadar tesisler var orada. Kısmen arıtılıyor. Kısmen arıtma oluyor. İstanbul'da güya bir daha geniş boyutlu bir arıtma oluyor. Ondan sonra evlerinize kullandığınız sular, evet, oluyor. Şu anda Melen çayı ve buradan da takviye su gidiyor yani. Bakın oradaki tesisten hemen oraya arıtmaya bağlanıyor. Oradan da İstanbul'a basılıyor bu su. Evet. O arıtma mı? Arıtma kısmı arıtma. Bu. Ya şu içeride o bina var bak. O arıtma, bununla alakası yok. Ne onun, o binanın ismi? O ayrı bina ya. Buradan şu kafa var ya, şu kafa. Buradan ilave su alınıyor. Buradan? Evet. Şuradan ilave su alınıyor. Şu yerde de Karasu'nun mezbahası var. Hemen şurada, o da buraya geliyor. Yani biz nasıl şuradan yani ilave su alın. Evet, şuradan ilave su alın. Melen suyunu siz temiz mi zannediyorsunuz? Bilmiyorum. Melen'in bütün de Düzce'nin sanayisi Melen'e akıyor. Evet. Yani Melen'i kim kurtaracak? Hayır, ona karşıyım. Melen suyu Sakarya Nehri'ne göre 500 kat daha temiz. Ha, tabii burasının uzunluğuyla Melen'in uzunluğu. Ya, Melen çayından, Melen deresinden su almıyorlar. Melen barajına gelen şeyler var. Kaynak suları var, onlardan alıyor. Küresel ısınmanın bu kadar büyük tehlikeler arz ettiği günümüzde, kuraklıkların başladığı günümüzde hazır elimizde bir su rezervi var. Bu rezervi kullanamıyoruz. Farkında bile değiliz. Yetkililer de farkında değil. Bu su rezervinin önemini anlayalım. Elimizde olan bu suyu yok etmeyelim. Neresinden dönersek kârdır. Bütün Sakarya'ya komşu olan illerin valileri, yetkilileri, belediye başkanları, muhtarları, sivil toplum örgütleri el birliğiyle bu Sakarya'yı kurtarma seferberliğini başlatalım. Sakarya'nın kirliliğini yayınlatabilirsen en büyük borcu ödemiş olursun. Allah'ın çık. Orada el değmemiş gün doğumları, göz görmemiş akşam kızıllıklarının ortasında tarihin derinliklerinden gelen efsanevi kelimeler mırıldanan ezgiler yankılanmıştı. Orada o nehirlerin aktığı topraklarda insanlık çağlar açıp kapatmış, tarihi değiştiren ve medeniyeti besleyen eşsiz destanlar yazmıştı. Oradan Orta Dünya'nın, Küçük Asya'nın ve nihayet Anadolu'nun bağrından hınçların, özlemlerin, kavgaların, sevinçlerin, adaletin, tövbenin, doğumlar ve ölümlerin içinden Sangarius Nehri de doğmuş, zamanla Sakarya Nehri adını almıştı. Bu dereye girerdim ben şimdi balığı. Giderdi ta yukarılara şeye vardı, yavruya bak havyarını. İşte koytu yerlerde, müsait yerlerde yapardı, dökerdi. Oradan
ufak balıklar alırdı, böksaklardan çıkardı. Biz o Mersin Bağı'nda şöyle avlardık. Buradan deniz, 2 mil denize kadar ağlar kurardık Mersin balığına yakalamak için. Kancalar da kurardık ama kancalarla yakalardık. Bir Mersin balığı ben tuttum, 18 kilo havyar çıktı içerisinde. 18 kilo havyar çıktı içerisinde. Ve benim gibi tutan da çok var tabii. Çok var. Karayenli Deresi hiçbir zaman bu kadar az değildi. Bu aylarda biraz azalırdı. Bu ya şeyde Temmuz Ağustos'un 15'ine kadar azaldı. 15'inden sonra Temmuz çok yağmur yağdı o zamanlar buralarda. Dere devamlı akıntılıydı. Devamlı. Yüksek. Fırtına yaptığı zaman dere taşardı. Burada kahve yoktu. Kahve arkadaydı. O kahve vardı. Bu yoktu. Dere taşardı. Fırtına yaptığı zaman dere o kahveleri hepsini dolaşırdı. Öyle ya. Ama en kenarında ritim yok. Düz. Suyunu biz onu... Benim babam dere suyu içerdi. Niye dere suyu içerdi biliyor musun? Babam mide hastasıydı. Mide hastasıydı. Dere suyu midesine hiç dokunmazdı. Eskiden su kuyularımız vardı. Kuyudan içerdik biz su. Su yok. O da tahtalardan şöyle 4 kez bir tahtalı kuyu şey kumu açardık. 2 metre aşağı su çıkardı. Orada onu endirirdik onu. Orada su içerdik.